Merhabalar sevgili çiçek dostlarımız, bahçemize hoş geldiniz. Bugün sizlere horoz ibiği, bilimsel adı Amaranthus olan bitki ile bilimsel adı Brugmansia olan meleklerin borusu, Angel Trumpet çiçeğini anlatacağım. Videonun ilk bölümü bahçemden çektiğim görüntüler, sonrasında köyümüzde kuzenlerimin bahçesinde ya da Ayşe ablamın bahçesinden görüntülediğim trompet brugmansiyalar ve horoz ibiklerini göreceksiniz. Bahçemde olmayan türleri çünkü oralarda görüntüledim. İri kırmızı büyük yapıda olan tür horoz ibikleri var. Onlar orada benim bahçemde çıkmadı. Benim bahçemde gördüğünüz gibi şu kedinin tuttuğu bir hindi ibiği denilen türü ve ayrıca tilki kuyruğu denilen şu türü var. Daha çok hoş bir görüntüsü var. Evet, bu arada ben anlatırken siz seyrede durun kedi yavrular. Horoz ibiği Amaranthus deniliyor. Ana vatanı Rusya olarak söylense de genelde Güney Amerika, işte Afrika'nın batısı ve özellikle Hindistan'da doğal olarak çokça yetişmekte. Tohumları her yıl tohumdan çıkar, yeniden çıkar. Tek yıllıktır çünkü. Tohumlarını baharda ekersiniz. Büyür. Birçok melezleştirilmiş türleri de, renkleri de var. Özellikle çok farklı renkler melez türlerinde bulunmakta arkadaşlar. Horoz ibiği nemli topraklarda, nemli havada daha sağlıklı gelişim göstermekte. O yüzden Karos'taki görüntülerde göreceksiniz çok gürbüz bir biçimde oradakiler. Horoz ibiğinin tohumları ince siyah, minik minik tohumları olmakta. Evet, birçok türü var. Horoz ibiğinin bir tane, iki tane şimdi göstereceğim ben size. Sera'dan aldıklarım var. Onlara doğru şöyle gidelim. Yani şurada da bir tane kendiliğinden büyümüş yine şöyle bakarsak. Şöyle bakarsanız aldığımda sadece yapraklarına meftun olup aldım. Kırmızı diye yaprakları. Sonrasında böyle içinden kırmızı püsküller çıkmakta. Evet, bu böyle. Bir de şurada var. Geçmiş videolarımın birinde aslında bunları daha yeniyken daha canlı renklerde görüntülemiştim bir videomda. Şu anda hatırlayamıyorum hangi videomda. Gördüğünüz gibi solmuş, kurumuş o çiçekler ama yeniden şöyle minik düğmeler halinde yine çıkan çiçekleri var ki o yüzden hanım düğmesi de denilmekte buna özel olarak. Medine çiçeği de denilmekte. Ama bir amarantus türü arkadaşlar. Evet, burada şöyle görüyorsunuz. Top top. Hemen şurada da var. Oraya geçelim. Evet. Bunlar küme halinde dökülen tohumlardan. Hemen burada Brugmansia'yı görüyorsunuz. Bu sarı olarak açıyordu. Mutfak camı önünde merdivenin kenarında dikmiştim. Sonraki yıl aldım buraya diktim. Açmadı yani geçen yıl yazın açmadı, büyümedi. Hatta gitti o dal gördüğünüz gibi. Sonra kestim. Kökünden kökü sağlam kalmış ki kökünden yeniden böyle sürgün verdi. Belki iyi gelişirse biraz gübre falan koyayım, bilmiyorum, güzel bakayım. Belki açar, belli olmaz ama bir tane var az ileride. Bu arada Türk kızımı görüyorsunuz, ne kadar güzel. Saray nanesi, salvia, mikrofilla, mikro küçük filla, herhalde yaprak, küçük yapraklı demek Yunanca sanıyorum. Yani yanılıyor da olabilirim. Makrofilla diye bir vardı bir bitkiye deniliyordu. Onda bir iri yapraklı deniliyordu galiba. Ortancaydı o. Evet şöyle burada da güzel oldu. Biraz böyle bakarsanız olduğu yere biraz nemli gibi sanki. Yapraklardan, etrafındaki bitkilerden biraz nem alıyor gibi arkadaşlar. Şöyle bakarsak güzel. Hemen orada bir tane Brugmansia görüyoruz ki
Evet, ona da bir bakalım. Bunu ben bugün gördüm arkadaşlar. Tomurcuk yapmış. Açacak, çok sevindim. Az önceki sarıydı, farklı yapraklısı. İnşallah bu başka bir renktir. Pembe ise çok sevinirim. Arkadaşlar bana göndermişti çünkü. Böyle bunu bu saksıda duruyor. Yer yok arkadaşlar. Her zaman aynı şeyden şikayet ediyorum ama hani diyorsunuz çok büyük bahçem ama bahçeye bir bakın. Genelde çalı türler, kar topu, fil bahri, işte birçok tür var. Hatta murt yemişi, murt hambelez mi ne? Bunu ben almıştım. Bu oluyor. Bak dikmedim onları. Birkaç böyle saksıda fidelerim var. Böyle biraz hava alan yerlere böyle konumlandırıyorum. O yüzden evet arkadaşlar şimdi Karasu'da Ayşe ablamın bahçesinde, evin orada bahçesinde bir de yine yakın çevrede ayrıca da en sonunda kuzenlerimin bahçesinde pembe olanını göreceksiniz. Brookmansia'nın ve o iri ihtişamlı horoz ibiklerini göreceksiniz. İnşallah memnun kalırsınız. Evet arkadaşlar, horoz ibiği demişken köyümüzden Ayşe ablamızın çiçeklerinden sizlere göstermek istedim. Videoya eklemiş olacağım. Şöyle bakarsanız püskül halinde aşağıya süzülüyor. Buranın toprağı daha bir verimli. Şöyle bakarsanız farklı bir horoz ibiği türü. Şöyle bir bakın. Aynı şekilde karşıda Brookmansia, meleklerin borazanını görüyorsunuz. Daha önce misafir bahçelerde Ayşe ablamı, hatta ilk videomuz Ayşe ablanın bahçesinden idi. Fakat o zaman bunlar o kadar çok açmamıştı. Şimdi böyle meleklerin borazanı ve horoz ibiği videosuna ekleyeyim dedim çekerek. Şöyle bakarsanız mis gibi kokusu var. Çok aşırı soğuklara dayanıklı değildir. Evet, şöyle zinyalar, ağaç hatmisi, bu horoz ibiğini de görmelisiniz. Kadife gibi, rengi de çok hoş. Evet arkadaşlar, misafir bahçeleri çektiğimde, ilk misafir bahçeler videosu Ayşe ablamızın da, onun o zaman bu melisi açmamıştı. Şimdi şöyle tekrar bir görün, bir değişiklik olmuş mu? Kısa geçeceğim yalnız. Vinca, rozet çiçeği, arşimenesler çok güzel olmuş. Arşimenes, kağıt çiçeği muhteşem olmuş. Şöyle bir bakın. Jacobinyası açmış. Bu gül harika. Ama kohleralar çok başka. Muhteşem görünüyor. Gerçekten. Şöyle bakarsanız burada kırmızısı. Ben içerini geçsem. Evet şöyle bakarsanız çok şeker bir rengi var. Şöyle muhteşem. Maşallah diyorum. Karides çiçeği. Ayşe ablam güzellik. Vallahi şimdi çiçeklerim yok. Bir daha baharın gelirsin. Ya. İnşallah o zaman daha güzel çiçeklerle kavuşursun. İnşallah geleceğim. Allah nasip ederse özel olarak geleceğim bu taraflara. Şimdi böyle bu kadar güzel, renkli, sonra nasıl olur kim bilir? Çok güzel, çok. Çok teşekkür ediyorum ben. Ki, çok güzel çiçeklerim vardı ama şimdi şu anda çiçeklerin mevsimi geçti zaten. Evet, Ayşe ablamın yan duvarına geçtik. Horoz ibikleri farklı. Hani diyoruz ya, birçok türü var. Bilimsel adı Amaranthus. Şöyle gidelim. Ay şuna bak. Çok hoş ya. Rabbimin sanatı işte. Bakıp hayran kalıyoruz. Muhteşem. Şöyle geçelim. O zaman farklıydı. Şimdi daha farklı. Şöyle bakarsak. Kına çiçeği çok güzel, katlı. Bunu çekmeden olur mu? Bu da burada düş kendiliğinden mi olmuş? Çok güzel. Ayşe abla bu çok muhteşem ya. O videoda burayı çekmemiştim. Onu da şimdi eklemiş olayım. Telgraf çiçeği, kaz ayağı ve tabuklar buydu. Tabuklar, tatlılar. Evet, kış ortancası, bergenya.
yine hemen arkasında çok güzel bir telgraf çiçeği ve kaya çiçeği, turna gagası dediğimiz. Evet arkadaşlar, böyle bir görün. Bu arada Paska'yı da ekleyeyim arkadaşlar. Köy yeri burası. Karayemiş yanında tulumba. Evet, şuradakini de alalım. Horoz ibiğini. Şimdi yine orada Ayşe ablanın yakını da, komşusu. Yine akrabalardan. Şöyle horoz ibiklerini alalım. Burada da güzel görünüyorlar. Fakat zinye ağırlıklı horoz ibiği karışık. Yaz patları da var. Şu anda solma dönemlerinde aslında, hani bitiş dönemine rastladığımız için. Ama şu horoz ibiklerinin ihtişamlı duruşunu görün istedim. Müşterilerin de ilgilenecek istedim. Onları aldım çekildi. O kırmızı yenge, ha bu pembe gibi. Ha buradaki. Bir kedi gördüm orada. Evet, şöyle zinya tarlası. Şöyle bakarsanız, şöyle bir görmüş olun diye bunları da ekleyeyim dedim videoya. Harika görünmekte Ayşe ablamla Emine yenge. Çok güzel. Burada böyle bahçeler çiçekli. Arkadaşlar, kuzenlerimin bahçesinden brugmansiyaları da göstereyim. Bir de horoz ibiği harika büyümüşler. Bu brugmansiye, yani meleklerin borazanı, borusu denilen çiçeğin çok hoş bir rengi, soft bir pembe. Çok hoş. Onu da bir görün istiyorum. Yeni tomurcukları da var. Şöyle tomurcuk bölümleri o şekilde oluyor. Son olarak horoz ibiğine geçelim. Burada bodyguard gibi diyorum. Harika görünüyor. Şöyle. Evet arkadaşlar, brugmansia, meleklerin borusu ve horoz ibiği, amaranthus bilimsel adıyla olan çiçekleri anlatabildiğim kadar anlattım. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.